Tabii ki gideriz yani. Türkiye artık eski Türkiye değil. Vururuz tabii. Acımaz mıyız? Acımayız abi. Silahsızlanması gerekmeyen adaları silahlandırıyor. Avrupa'nın şımarıklığına gelmesin. Yunanistan'a tavsiyem benim odur. Tayfun vurur mu Yunanistan? Vurur. Affetmez mi? Kesinlikle. İçinden geçer. Yani Erdoğan şimdiye kadar deyip de yapmadığı bir şey ben görmedim şahsen. Vururuz diyorsa vururuz. Yunanistan'a da baktığımız zaman Avrupa'nın şımarık çocuğu. Benim tabirimle ve birçok kişinin tabiriyle de. Avrupa'dan arkasından gaza alıp, şımartılıp Türkiye'ye kabadayılık yapmaya çalışan bir ülke. Türkiye ile mukayese edemeyecek bir ülke, savaşamayacak, gücü yetmeyecek bir ülke aynı zamanda. Avrupa'nın şımarıklığına gelmesin. Yunanistan'a tavsiyem benim odur. Hemen manşetlere düştü zaten Yunanistan manşetlerine. Türkiye'ye vururuz diyor gibi maçlar atıldı. Doğrudur, doğrudur evet. Yani gerçekten korkuyorlar mı? Erdoğan zaten Avrupa'da bence korkulan bir insan. Avrupa basını da olsun, Avrupa hükümetleri de olsun, ülkeler de olsun. Erdoğan'dan korkmak tam belki doğru bir tabir olmayabilir ama Erdoğan sözünü Avrupa'ya dinletebilen bir adam. Benim tabirimle yine. Bu şekilde düşünüyorum. Peki, Ege'den bir çıkartma yapsak adalara. Sen o da o savaşa katılır mısın? 100 yıllık özlemimiz bizim. Sen de gider misin? Dahil olur musun? Dahil olmak isteriz tabii ki de. Bizim burnumuzun dibindeki adalarda Yunan bayrağı dalgalanıyor şu an. Geçmişte bir hata yapıp biz o adaları vermişiz Yunanistan'a. Bir şekilde almamız lazım. Sence gerilimi kim yaratıyor? Gerilimi tamamıyla Yunanistan yaratıyor. Dediğim gibi şımarıklık Avrupa'nın gazını alıyor, Amerika'nın gazını alıyor. Amerika'da var diyebilir miyiz bu gerilimin içinde? Tabii. Üsler kuruluyor. NATO silahsız adalarda silahlar konuşuyor. Aynen öyle. Silahsız olması gereken adalarda askeri üsler kuruluyor bildiğim kadarıyla. Silahlandırılıyor. Bu zaten Türkiye ile olan anlaşmaya ters bir şey. Yani kaşınıyorlar. Bunu daha önce de söyledi. Zaten bir yabancı gazetecinin yurt dışı seyahatlerinde bir gece ansızın gelebilirinizin karşılığında savaş mı ilan ediyorsunuz, bizi vuracak mısınız diye sorduğunda Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki zaten konuyu anlamışsınız dedi. Bunu sadece sizin için değil, ülkemize kim yan bakarsa bununla ilgili gereğini yaparız diye söylemişti. Ya bu çok yabancı olduğumuz bir kelime değil. Peki gerçekten gider miyiz? Tabii ki gideriz yani. Türkiye artık eski Türkiye değil. Yani bir gece ansızın nasıl şu anda sınır ötesinde harekatlar yapıyorsak Yunanistan'da İstanbul kadar bir yer bir gece ansızın gidebiliriz. Yeter ki çağırsınlar. Pençe kılıç başladı. Evet. Hava harekatıydı biliyorsunuz. Evet. Kara harekatı da yolda gibi mi sizce? Kesinlikle yolda gibi. Şu an altyapısı hazırlanıyor. Altyapısı bittiğinde bir gece ansızın yürüyerek de gideceğiz. Havadan gittik şimdi yürüyerek gideceğiz. Alır mıyız Yunanistan'ı yüzerek? Zaten yüzme mesafesinde olduğunu bilseydim vermezdim diyenlere karşı yüzerek de gider alırız. Yunanistan daha çocuk ya. Yunanistan yine ki bize dağılıyor. Ağzını payını veririz biz Yunanistan'a. Hiç sıkıntı olmaz mı? Sıkıntı olmaz. Allah yücağını bize sağ verenden sonra hiç sıkıntı olmaz. Ezer geçer mi? Hiç dinemeyiz. Türkiye'de tayfun var. Bizi vururlar diye manşetler atıyor Yunanistan. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şöyle karşılık verdi. Rahat durmazsanız vururuz. Sizce gerçekten vurur muyuz? Doğru söylüyor. Vururuz tabii. Acımaz mıyız? Acımayız abi. Türk milletine acımayanın biz hiç acımayız. Çünkü biz bu vatanı kolay kazanmadık. Sizce bu gerilimin sebebi kim? Valla bunu Yunanistan gerilimi gerçekleştiriyor. Çünkü silahsızlanması gerekmeyen adaları silahlandırıyor. Bu da anlaşmalarda normalde silahlandırılmaması gerekiyordu. Ama silahlandırdığı için bu Türkiye doğal hakkıdır. Bunu da hakkını arıyor. Neden olmasın ki? Neden? Yunanistan ne ki? Akşam girersin sabah çıkarsın oraya. Sıkıntı yok. Hiç problem değil. Yeter ki İslam bayrağı dalgalansın. Yani Kürt'ü Türk'ü yok. Tek İslam için. Allah için, hak için olacak. Gerisi yalan. Tamam mı? Yani yaşasın İslam. Gerisi yalan. Teferruattan başka şey yok yani. Anladın mı? Ben ırkçılığa da karşıyım. Türkçülüğe de karşıyım. Kürtçülüğe de karşıyım ama yarın toprağın altına girdim, Allah-u Teala diyecek ki sana Kürt müsün, Türk müsün veya Arap mısın diye sormayacak. Kitabın ne? Allah'ın kim? Peygamberin kim? Onu soracak. Başka gerisi yalan. Vururuz abi. Affetmez miyiz? Yok. Geçmişe baktığımız zaman ta Osmanlı'ya, daha da gerisine Selçuklu'ya nasıl vurduklarımız belli. Tarih tekerrür eder vururuz abi. Biz Türk milletiyiz. Bizim vilayetimiz gibi bir yerdi. Denize dökmüştük. Biz büyüttük aslında. Gözümüzde büyütüyoruz. Dediğim gibi zamanımızda orası bizim vilayetimizdi. Biz orayı sadrazamla bile yönetmiyorduk yani. Size gerilimi kim yaratıyor? Gerilimi? Kimin yarattığı belli işte. Yunanistan yani. Destekçileri kim?
Ya destekçiler işte diyoruz yani, dış güçler. Destekçileri nerede bulursun? Yunanistan'da bulursun. Amerika son birkaç senedir ne yaptı? Orada sınıra işte asker yığdı. Destekçisinin kim olduğu gözle görülür. Yani fazla düşünmeye gerek yok. Vurursa Türkiye olarak biz her zaman Yunanistan'a zaten silah olarak da kendileri de çok fazla bir şeyleri yok. Mühimmat olarak vururuz. Niye vurmayalım ki? Affetmez miyiz? Affetmeyiz. Peki pençe kılıç operasyonundan haberiniz var mı? Var. Ne olur efendim? Karar harekatı gelir mi? Herhalde terör örgütlerini temizlemek için mutlaka geleceğini düşünüyorum ben. 2023'te tek bir terörist kalmayacak mı? Yine kalmaması da yine devam eder de eskisi kadar zaten örgüt zaten şu anda ülke içinde 120'ye yakın mensubu var. Bitmek üzere. Gerçekten vurur. Yunanistan'a 24 saatte bu sınırdan girip diğer sınırdan çıkarız. 24 saat. 24 saat. İyi bir süre. Yani aslında biraz çok da olsun, o kadar inisiyatif olsun onlara. Rahat rahat mı alalım? Rahat rahat, ha böyle sere sere alalım. Yani ayıklayaraktan. Öyle hani dümdüz çıkarsak şimdi vatandaş var içinde, çoğu çocuk, onları ayıklayacağız 24 saat. Yani son 100 yılın içerisinde 10 yıl fevkalade. Tayfun vurur mu Yunanistan'ı? Vurur. Affetmez mi? Kesinlikle. İçinden geçer. Türkiye Yunanistan'ı vurur mu? Vurur inşallah diyorum. Güveniyor muyuz? Güveniyoruz. Sizce Yunanistan mı gerilim arttırıyor, yoksa başka ülkelerde dahil oluyor mu bu gerilimin artmasına? Yunanistan'ı birileri kışkırtıyor abi. Yani herkes kim kışkırtıyor? Amerika mı örnek? Başta Amerika. Türkiye'ye zarar verse tabii ki vurur. Yani tarihe bakmak lazım. Gidelim geçmişe. Geçmişe gidip bunun da kıyamete kadar devam edeceğini bilmek gerekir. Değişmeyecek. Yani bu kavga Adem Aleyhisselam'ın oğullarıyla başladı. Kıyamete kadar devam edecek. Küfür dünyada olduğu sürece kavga bitmeyecek. İslam geldiği zaman ancak biter. Bunu da biz tamamen görür müyüz? Bizim çocuklarımız mı görür, torunlarımız mı görür bilmiyorum ama biz her zaman güçlü olmak zorundayız. Çalışkan olmak zorundayız. Uyumamak, yatmamak zorundayız. Öyle olursak Allah da bize yardım eder. Düşmanlar veya işte bize kin besleyenler, bizi yok etmek isteyenler cesaret edemezler. Bu zaten şey yani tamamen bir blöf. Yunanistan'ın yaptığı blöf. Ege'deki gerilimin sebebi kim? Ege'deki gerilimin sebebi kim? Yani biz orada kendi yasal haklarımızla çalışıyoruz, mücadele edip kazanmaya çalışıyoruz. Ama birileri bizim kazanmamızı istemediği için, kaybetmemizi, hep zayıf kalmamızı istediği için doğal olarak karşı geliyorlar. Bu çok normal şeyler bunlar. Siyaseten devam ediyor. Zaten devlet büyüklerimiz gerektiği şekilde, en güzel şekilde cevaplıyorlar. Ben bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Bunu bir sorun olarak da görmüyorum yani. Amerika'nın oyunları var mı? Amerika'nın dünyada oyun olmadığı hiçbir nokta yok. Çünkü arkasında Siyonist Yahudiler var. Onlar da dünyada fitne çıkartmaktan başka hiçbir meslekleri yok. Tek meslekleri bu.